Çimenlere sinmiş, zehir dolu dişleri güneş ışığında parlayan bir yılan hayal edin. Yolunu kesen, masum avına saldırmaya hazır bir şekilde pusuya yatmış bekliyor. Bu zehirli yaratıklar sadece vahşi doğada değil, aynı zamanda insan dünyasında da arkadaş, iş arkadaşı ve hatta sevdiklerimizin kılığına girerek var olurlar. Gülümsemeleri aldatıcıdır, sözleri gizli gündemlerle doludur. Manipülasyon ustasıdırlar, bencil arzularına ulaşmak için yalan ve hileden oluşan karmaşık ağlar örerler. Kıskançlık, açgözlülük ve güce susamışlıktan kaynaklanan eylemleri arkalarında yıkımın izlerini bırakır. O kadar sinsidir ki, en yakın arkadaşları bile yeminli düşmanlara dönüştürebilecek kadar zehirlidir. Kıskançlık zehriyle tıslayan yılanlar tarafından ısırılmadan, gizliden gizliye hasetle kaynayanları, düşüşünüzü planlayanları ve başarısızlıklarınızdan beslenenleri nasıl ortaya çıkaracağınızı merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda Stoacı felsefenin zamansız bilgeliğinin rehberliğinde alçakça davranışların karanlık derinliklerine inerek birinin size karşı gizliden gizliye kıskançlık beslediğini gösteren 11 işareti paylaşıyorum. Bu videoda kıskançların maskesini düşürecek, manipülatif taktiklerini, yalanlarını ve hayatınıza yönelik sessiz saldırılarını ortaya çıkaracağız. Hepimiz insanız ve her birimiz de mutlaka bu duyguyu hissetmişizdir. Ancak bazılarımız bu duyguların üstesinden gelirken bazılarımız bunu başaramaz ve hem kendileri hem de kıskandıkları kişi için sorunlar yaratır, bazen de davranışlarıyla bir ilişkiyi tamamen mahvederler. Ve en kötü yanı da şudur: çok geç olana kadar kıskançlıklarının hedefi olduğunuzu bile fark edemeyebilirsiniz. Ancak bu videoyu izledikten sonra bu yılanların hangi çimin altında gizlendiklerini kolayca görebileceksiniz. Bu başkalarını yargılamakla ilgili değil, kendinizi kıskançlığın zehirli etkisinden korumakla ilgili. Bu, kıskanç, ülserli ruhları ortaya çıkaran işaretleri, sinyalleri ve ince ipuçlarını tanımakla ilgilidir. Kendinizi hazır hissediyorsanız arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Çünkü bu, kıskançların çarpık zihinlerinde vahşi bir yolculuk olacak. 1. Küçük tartışmalar başlatmaya çok isteklidirler. Sizi kıskanan ve çekemeyen biriyle sohbet etmek, mayın tarlasında gezinmek gibidir. Ne zaman öfke ya da küçümseme krizine gireceklerini asla bilemezsiniz. Her kelimeyi, her cümleyi, her nüansı seçecek ve kendi gündemlerine uyacak şekilde çarpıtacaklardır. Gerçek bir tartışma yapmak veya fikir alışverişinde bulunmakla ilgilenmezler. Yanıldığınızı kanıtlamaya, kendinizi aşağı hissettirmeye ve hayatınızı emmeye kararlıdırlar. Tartışmaları, hakimiyetlerini kanıtlamak, kendinizden şüphe etmenizi sağlamak ve kendi kırılgan egolarını beslemek için ince bir şekilde örtülü bir girişimdir. Bu enerji vampirleri sizin pozitifliğinizi, coşkunuzu ve neşenizi tüketirler. Sizi bitkin hüsrana uğramış ve moralsiz bırakırlar. İstediklerini elde etmek için suçluluk, öfke ve kendine acıma duygularını kullanan manipülasyon ustalarıdır. Ve istedikleri şey sizi kendi seviyelerine indirmek, sizi de kendileri kadar mutsuz etmektir. Konuşmanın ortasında konuyu değiştirirlerse, sözünüzü keserlerse ya da meramlarını anlatmak için düpedüz yalan söylerlerse şaşırmayın. Gerçekle ilgilenmezler. Ne pahasına olursa olsun kazanmakla ilgilenirler. Bu tür kışkırtmalar karşısında Stoacıların tepkisi sakin bir tarafsızlıktır. Onların öfkesinin sizin herhangi bir hatanızdan değil, kendi iç kargaşalarından kaynaklandığını kabul edin. Marcus Aurelius'un bilgece gözlemlediği gibi, en iyi intikam yaralamayı yapandan farklı olmaktır. Onların küçük kavgalarına karışmayı reddederek iç huzurunuzu korur ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya devam edersiniz. 2. Hatalarınızı yüksek sesle anons ederler. Kıskanç kişinin hatalarınıza olan takıntısı, çarpık bir kendini doğrulama biçimidir. Başarılarınızı kutlayamazlar çünkü bu kendi yetersizliklerini kabul etmek anlamına gelir. Bunun yerine nefeslerini tutarak hata yapmanızı, tökezlemenizi beklerler. Hata yaptığınızda da leşe üşüşen bir akbaba gibi üzerinize atlarlar. Kendi başarısızlıkları konusunda kendilerini daha iyi hissetmek için hatalarınızı büyütür, kusurlarınızı abartır ve başarısızlıklarınızı yüzünüze vururlar.
davranışları durumu eşitlemek, kendisini sizin seviyenize değil de sizi kendi vasatlık seviyelerine indirmek için acınası bir girişimdir. Başarılı olduğunuz, sadece hayal edebilecekleri bir şeyi başardığınız düşüncesine katlanamazlar. Bu yüzden hatalarınıza, zayıflıklarınıza, kırılganlıklarınıza odaklanırlar. Kendinizi başarısız, yeterince iyi değilmişsiniz, asla bir şey yapamayacakmışsınız gibi hissetmeniz için ellerindeki her aracı kullanırlar. Geçmişteki hatalarınızı gündeme getirirlerse, eksiklikleriniz üzerinde dururlarsa veya yetenekleriniz hakkında küçümseyici yorumlar yaparlarsa dikkatli olun. Bu tür olumsuzluklar karşısında en başarılı bireylerin bile hata yaptığını unutmayın. Seneca'nın bilgece belirttiği gibi her yeni başlangıç başka bir başlangıcın sonundan gelir. Kusurlarınızı size karşı silah olarak kullanılmalarına izin vermek yerine büyüme ve öğrenme fırsatları olarak kucaklayın. Kendi ilerlemenize odaklanarak ve aksiliklerinizle tanımlanmayı reddederek, kıskançları güçlerinden mahrum bırakır ve daha fazla esneklik ve kendini kabullenmenin yolunu açarsınız. 3. Hakkınızda kötü konuşurlar. Zehirli dillerin sizin hakkınızda iyi konuşmasını asla beklemeyin. Kendi acılarıyla yanıp tutuşan kıskançlar, dedikodu ve söylenti şeklinde zehir saçacaklardır. Başkalarının gözünde itibarınızı düşürerek, kendilerini yüceltmeyi umarak onurunuzu yerle bir etmekten zevk alırlar. Sözleri hançer gibi havayı deler, sizi yaralamaya ve yalnızlaştırmaya çalışır. Şunu hayal edin. Bir arkadaşınızla sevinçli bir dönüm noktasını paylaşıyorsunuz, ancak kıskanç bir tanıdığınız sözlerinizi çarpıtıyor, güdüleriniz ve niyetleriniz hakkında şüphe uyandırıyor. İlişkilerinizde çatlaklar yaratmayı ve güvensizlik tohumları ekmeyi umarak nifak tohumları ekerler. Sinsi fısıltıları karakterinizi lekelemeyi amaçlar, arkalarında bir şüphe ve kuşku izi bırakırlar. Epiktetus şöyle der: "Kıskançlık kendi elindeki nimetler yerine başkalarınınkini sayma sanatıdır. Unutmayın, siz izin vermediğiniz sürece zehirleri size dokunamaz. Onların adınızı lekelemeye yönelik küçük girişimlerinin üstesinden gelin. Çünkü onların sözleri sizin değerinizi değil, kendi karanlıklarını yansıtır. Size değer veren ve sizi takdir eden kişilerle gerçek bağlar kurmaya odaklanın. Onların olumsuzluklarının dürüstlük ve nezaket dolu bir yaşam sürme kararlılığınızı körüklemesine izin verin. Çünkü gerçek tatmin sizi aşağı çekmeye çalışanların geçici onayından değil, içinizden gelir. 4. Meraklıdırlar. Kıskanç bir insanın meraklı gözleri her zaman sizi izler. Her zaman özel hayatınıza bir göz atmak için bekler. Doymak bilmez bir merakları vardır. Her ayrıntıyı, her sırrı, yaptığınız her hareketi bilmek isterler. Bu sizin iyiliğinizi düşündüklerinden ya da hayatınıza gerçek bir ilgi duyduklarından değil. Cephane toplamak, sizi alaşağı etmek için kullanabilecekleri bir kanıt, herhangi bir şey bulmak için hesaplanmış bir girişimdir. Kendi güvensizliklerini tatmin etmek adına sondaj soruları sorar, sıradan soruşturmalar yapar, hatta kişisel eşyalarınızı karıştıracak kadar ileri giderler. Merakları zehirli bir takıntıdır, sürekli olarak yeterince iyi olmadıklarının onaylanmasına ihtiyaç duyarlar. Kirli çamaşırları ortaya çıkarmak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak o tek şeyi bulmak için her şeyi göze alırlar. Kendi yararlarına kullanabilecekleri bilgileri toplamak için arkadaşlarınıza, ailenize, hatta tanıdıklarınıza bile ulaşırlar. Ve bir kez elde ettiklerinde bunu manipüle etmek, kontrol etmek veya sadece kendilerini üstün hissetmek için kullanacaklardır. Sakın aldanmayın. Hayatınıza duydukları ilgi bir dostluk ya da endişe belirtisi değildir. Derinlerde yatan kıskançlıklarının bir işaretidir. Seneca'nın çok güzel bir tespiti var. Şöyle der: "Zihnimizi durumun gerektirdiğini arzulayacak şekilde eğitelim. Kıskançlık gerçekten ihtiyacımız olanı değil, başkalarının sahip olduğunu istemekten doğar." 5. Sizinle aşırı rekabetçidirler. Kıskançlık duygusuyla yanıp tutuşan kişiler, mutluluğunuzu bile kişisel bir hakaret olarak görürler ve kendi değerlerini yalnızca sizinkiyle ölçerler. Sizi gölgede bırakmaya duydukları doyumsuz ihtiyaç, onları maddi zenginlik, kariyer ilerlemeleri veya sosyal konum gibi hayatın her alanında rekabet etmeye iter.
üstünlüklerini kanıtlama arzusuyla yanıp tutuştuklarından oyun alanı eşit olmasa bile amansız bir rekabet içine girerler. Sizi geçmek için her şeyi göze alırlar, sapkın hedeflerine ulaşmak için manipülasyona, hileye ve hatta sabotaja başvururlar. Bu kıskanç ruhlular her etkileşimi, başarılarınızın saldırılarının hedefi haline geldiği bir savaş alanı olarak görürler. Amansız zafer arayışları, gerçek bir kişisel gelişimden ziyade kendi güvensizliklerini maskelemeye yönelik umutsuz bir girişimdir. Sizi yerden yere vurarak en aşağılık taktiklere başvurmak anlamına gelse bile, kendilerini ve başkalarını bir şekilde daha iyi olduklarına ikna etmeyi umarlar. Onların küçük ve tek kişilik oyunlarına kapılmayın. Stoacılardan etkilenen Aristoteles şöyle demiştir: "Kıskançlık, başkalarının iyi talihi karşısında duyulan acıdır." 6. Sürekli sizi eleştirir ve yıpratırlar. Kıskançlığın zehirli iğnesi, genellikle acımasız eleştiri ve hata bulma yoluyla en sinsi şekillerde ortaya çıkabilir. Kıskanç bir kişi sizi yıkmak için elinden geleni ardına koymaz. Yaptığınız her hareketi, aldığınız her kararı ve kazandığınız her başarıyı didik didik eder. Algıladıkları bir kusuru ya da zayıflığı ortaya çıkarmak için işinizi, sözlerinizi ve varlığınızı tıpkı büyük bir keşfin sonunda olan bir grup arkeolog gibi bıkmadan, usanmadan parça parça derinlemesine incelerler ve adım attığınız her toprağı kazarak bir şeyler bulmayı umarlar. Amaçları yapıcı geri bildirimde bulunmak değil, özgüveninizi sarsmak, yeteneklerinizden şüphe duymanızı sağlamak ve kendinize verdiğiniz değeri azaltmaktır. Eleştirilerinin amacı gelişmenize yardımcı olmak değil, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktır. Sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak için değil, sözde eksikliklerinizi vurgulamak için sizi başkalarıyla kıyaslarlar. Başarılarınızı, sürecinizi anlamak için değil, başarınızı hak etmediğinizi ima etmek için sorgularlar. Ve tüm bunları küçümseyici bir ton, kendini beğenmiş bir gülümseme ve "ben senden daha iyiyim ve bunu biliyorum" diye bağıran, kendini beğenmiş bir tavırla yapacaklardır. Seneca'nın çok zekice gözlemlediği gibi, kıskançlığa neden olan sahip olmadıklarımız değil, sahip olduğumuz ama başkalarının sahip olmadığı şeylerdir. Kıskançlıkla karşı karşıya kaldığınızda, kıskançlıklarının kaynağının sahip olmadıklarınızda değil, sahip olduklarınızda yattığını kabul etmek çok önemlidir. Bu farkındalık, bu tür durumların üstesinden gelmede güçlü bir araç olabilir. Stoacıların öğrettiği gibi, başkalarının fikirlerini kontrol edemeyiz, ancak onlara nasıl yanıt vereceğimizi seçebiliriz. Olumsuzluklarını içselleştirmeyin, bunun yerine başarılı olma kararlılığınızı körüklemesine izin verin. Kıskançlıklarının kılık değiştirmiş bir iltifat olduğunu unutmayın. Bu, bir şeyi doğru yaptığınız ve onların denemekten korktukları anlamına gelir. Bu yüzden onların küçük oyunlarını aşın, güçlü yönlerinize odaklanın ve ilerlemeye devam edin. Onlar ne kadar çok eleştirirse, siz de başarılarınızı o kadar çok kutlayın. Çünkü sonuçta sizin başarınız, onların kıskançlıklarına karşı en büyük intikamdır. 7. İltifatları gizli ve kurnazca olur. Kıskanç bir kişinin iltifatları, sahte pohpohlama görüntüsünün altında genellikle zehirli bir niyet taşır. El altından övgüler, üstü kapalı hakaretler ya da küçümseyici sözler söylerler. Bunların hepsi özgüveninizi sarsmak ve yeteneklerinizi sorgulamanıza neden olmak için tasarlanmıştır. Sözleri sizi silahsızlandırmak ve gardınızı düşürmek için zekice hazırlanmış bir tuzaktır. Aldanmayın, onların hayranlıkları manipüle ve kontrol etmeye yönelik üstü örtülü bir girişimden başka bir şey değildir. Bu gizli iltifatlar haince bir oyun, üzerinizde güç kazanmak için kullanılan psikolojik bir manipülasyon taktiğidir. "Gerçekten zekisin ama" ya da "çalışman harika ama" gibi şeyler söylerler. "Ama" ifadesi her zaman bir ipucudur, sözde övgülerinin bir eleştiriye veya ters bir hakarete dönüştüğü noktadır. Sizi yüceltmeye çalışmıyorlar, sizi aşağı çekmeye, yeterince iyi olmadığınızı hissettirmeye, sanki cömertlikleri için onlara bir şey borçluymuşsunuz gibi hissettirmeye çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmeyin. Onların sözleri gerçek bir hayranlık ifadesi değil, egemenliklerini kanıtlamak için yaptıkları hesaplı bir hamledir.
Marcus Aurelius şöyle der: "Duyduğumuz her şey bir fikirdir, gerçek değil. Gördüğümüz her şey bakış açısıdır, hakikat değil." Kıskanç bir kişinin samimiyetsiz iltifatlarıyla karşılaştığınızda, sözlerinin gerçekliğin yansıması değil, yalnızca fikir olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Yorumlarının öznel doğasını kabul ederek olumsuzluklarını içselleştirmemeyi seçebilir ve bunun yerine kendi öz algınıza odaklanabilirsiniz. Siz onların görüşleriyle tanımlanmıyorsunuz ve değeriniz onların geçici övgü veya eleştirileriyle ölçülmüyor. 8. İlginizi çalmaya çalışırlar. Kıskançlık duygusuyla yanıp tutuşan kişiler, ışığınızın parladığına tanık olmaya dayanamazlar. Başkalarının hayranlığını kazandığınız düşüncesine katlanamazlar ve dikkati sizden uzaklaştırmak için her şeyi denerler. İster cümlenin ortasında sözünüzü kesmek, ister konuyu değiştirmek, ister başarılarınızı görmezden gelmek olsun, üzerinize yansıtılmış spot ışıklarını çalmak ve her şeyin kendileriyle ilgili olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Davranışları, onaylanmak için umutsuz bir çığlık, fark edilmek ve tanınmak için bir yalvarmadır. Ancak kendi değerleriyle dikkat çekmek yerine başkalarını sabote etmeye başvururlar. Başka birinin mutlu, başarılı ya da övülmüş olduğu düşüncesine tahammül edemezler ve sizi kendi seviyelerine indirmek için çırpınırlar. Sizi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışırlarsa, başarılarınızı küçümserlerse ve hatta kendilerini daha ilginç göstermek için hikayeler uydururlarsa şaşırmayın. Marcus Aurelius gibi düşünün. Sabah uyandığınızda kendinize şunu söyleyin: "Bugün muhatap olduğum insanlar işgüzar, nankör, kibirli, sahtekar, kıskanç ve huysuz olacaklar. İyi ile kötüyü ayırt edemedikleri için böyleler." 9. Talihsizliğinizden zevk alırlar. Kıskanç kişinin talihsizliğinizden duyduğu zevk, mide bulandırıcı bir keyif alma gösterisidir. Acınızdan ve ıstırabınızdan duyulan çarpık bir zevktir. Başarısızlıklarınıza, aksiliklerinize ve mücadelelerinize gizlice sevinir, tüm bunları yaparken de arkadaşınız ya da müttefikinizmiş gibi davranırlar. Onların şımarıklığı adeta zehirli bir hava gibidir. Özgüveninizi, öz saygınızı ve ruhunuzu kemiren aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Başarısızlıklarınızı yüzünüze vurmak, hatalarınızı hatırlatmak ve yeterince iyi olmadığınızı hissettirmek için her fırsatı kullanacaklardır. Gözyaşlarınızdan, hayal kırıklığınızdan ve umutsuzluğunuzdan zevk alırlar ve tüm bunları yaparken de arkadaşınızmış gibi davranırlar. Bu tür kötülükler karşısında gerçek gücün aksiliklerin yokluğunda değil, onların üzerine çıkma becerisinde yattığını unutmayın. Stoacı filozof Epiktetus'un gözlemlediği gibi, önemli olan başınıza ne geldiği değil, buna nasıl tepki verdiğinizdir. Başarısızlıklarınızla tanımlanmayı reddederek, kıskançların gücünü ellerinden alırsınız. Aksiliklerinizi büyüme ve öğrenme fırsatları olarak kucaklayın ve direncinizin sarsılmaz ruhunuzun bir kanıtı olmasına izin verin. 10. Başarılarınızı küçümserler. Kendi yetersizliklerinin derinliklerinde düşük özgüvenle boğuşanlar, sizin zaferlerinizi kırılgan egolarına doğrudan bir tehdit olarak algılarlar. Kendi potansiyellerini kavrayamadıklarından, üstünlüğü kendi lehlerine çevirmek umuduyla başarılarınızı yıkmaya başvururlar. Bu çarpık bir başa çıkma mekanizmasıdır. Kendilerini önemsiz hissettikleri bir dünyada kontrolün bir benzerini yeniden kazanmak için umutsuz bir girişimdir. Kıskançlık onları sıkı çalışmanıza ve adanmışlığınıza karşı körleştirir, hayranlığın yerini kızgınlık alır. Başarılarınızı kabullenmeyi reddeder, şans ya da koşullara bağlarlar. Tebrik etmek yerine başarılarınızı geçersiz kılmaya çalışırlar, sözlerinizi ve eylemlerinizi kendi sözde değersizlik anlatılarına uyacak şekilde çarpıtırlar. Büyük filozof Sokrates, "Kıskançlık ruhun ülseridir," demiştir. Onların başarılarınızı küçümseme girişimlerinden etkilenmeyin. Unutmayın, kıskançlıkları sizin değerinizi yargılamak değil, kendi hoşnutsuzluklarının bir yansımasıdır. Çabalarınızın meyve verdiğini bilerek başarılarınızı gururla kucaklayın. Bırakın onların acısı daha da yükseklere ulaşma kararlılığınızı körüklesin. Çünkü gerçek tatmin sizi engellemeye çalışanlara aldırmadan yolunuza sadık kalmakta yatar.
11. Bilerek size kötü tavsiyelerde bulunurlar. Kıskanç kişinin tavsiyesi zehirli bir kadehtir, görünüşte masum bir yardım teklifidir ama aslında çabalarınızı sabote etmek için tasarlanmıştır. Kendilerini güvenilir bir arkadaş ya da sırdaş olarak sunarlar, ancak gerçek niyetleri sizi yoldan çıkarmak ve başarısız olmanızı izlemektir. Güveninizi sarsmak, kararlarınızı sorgulamanızı sağlamak ve nihayetinde sizi bir yıkım yoluna sürüklemek için tasarlanmış, kötülükle dolu tavsiyeler sunacaklardır. Kötü tavsiyeleri, sizi geride tutmak, hedeflerinize ulaşmanızı engellemek ve yeterince iyi olmadığınızı hissettirmek için kasıtlı bir girişimdir. Kendinizden şüphe duymanızı sağlamak için ince manipülasyonlardan düpedüz yalanlara kadar her türlü hileyi kullanırlar. Sorun sizmişsiniz, kusurlu olan sizmişsiniz ve başarısız olan sizmişsiniz gibi hissetmenize neden olurlar. Sizin iyiliğiniz için endişeleniyormuş gibi davranırlarsa, başarınızla ilgileniyormuş gibi yaparlarsa veya aslında sizi engellemek için tasarlanmış yardım teklifleri ederlerse sakın aldanmayın. Bu tür hain öğütler karşısında ayırt etme yetinizi kullanmanız ve kendi sezgilerinize güvenmeniz çok önemlidir. Kıbrıslı Zenon'un bir zamanlar söylediği gibi, iki kulağımız ve bir ağzımız olmasının nedeni daha çok dinleyip daha az konuşabilmemizdir. Size bilerek kötü tavsiyelerde bulunan biriyle uğraşırken, kendi iç sesinizi dinlemeye, kendi içgüdülerinize güvenmeye ve sizin için en iyisini düşünen kişilerden rehberlik almaya odaklanın. Onların kötü niyetlerinin yolunuzu belirlemesine izin vermeyin. Bunun yerine, küçük oyunlarının üzerine çıkmayı seçin ve davranışlarının iç bilgeliğinizi, öz farkındalığınızı ve ayırt etme yeteneğinizi geliştirmeniz için bir hatırlatma olmasına izin verin. Unutmayın, kıskançlar her zaman gölgelerde gizlenecek ve başarılarınız arttıkça sayıları da artacaktır. Ancak bugün edindiğiniz bilgilerle donanmış olarak onların zehirli etkilerini tespit etme ve etkisiz hale getirme gücüne sahipsiniz. İster bu kişilerle aranıza mesafe koymayı, ister onlarla yüzleşmeyi seçin. En önemli adım onların gerçek doğasını tanımak ve olumsuzluklarının ışığınızı karartmasına izin vermemektir. Kıskançlığın belirtilerini anlayarak, kendi mutluluğunuz ve esenliğiniz üzerindeki kontrolü geri alabilirsiniz. Şunu lütfen hep hatırlayın. Işığınız başkalarının gölgeleri tarafından karartılmayı reddettiğinde en parlak haliyle parlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.